حركة عيون ديه. فنظر في وجوه الناس، ناس يجونا بخصوص، فقال أصلى الناس نص نمط الدنيا؟ قالوا نعم جدنا ذلك نص نمط الدنيا. فقال لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام إسلام والله لمن bir kimseye ki tereke sala namazı terk etti. Namazı terk eden adama İslamiyet yoktur. Hatta bir rivayet ediyor ki Abdullah ibn Abbas ilk önce girdi. Ayrıldığı vakit Abdullah ibn Abbas girdi. Dedi ki ya Ömer namaz namaz dedi. Ya bir müminin namaz. Çünkü namaz bayıldı namazı kılama dedi. İşte bu sözü vakitte söyledi. La İslam elimen tereke sala. Evet. Namazı terk edene İslam'ı yoktur. Sümme dea büve ru'in. Abdest alacak aleti istedi ve bu abdest suyu. Fatavadda abdest aldı. Sümme salla. Sonra namaz kıldı. Sümme kâle. Sonra söyledi ki men katereni. Beni vuran kim idi? Kâlu ebu lübe. Gulâmu gulâmul mughîreti bin şöbe. Mughîreti bin şöbe'ni görese bu lübe. فقال عزت من رضي الله تعالى عن تويدتي الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له الحمد لله حمد وصول لله شول بجناب حقك الذي يجعل الله تعالى كي لم يجعل قرمة قاتلي بنم قاتلني نكلمدي يحاجني بنم لحجة شكرمدي İnzallah huzur ilahide bir secdetin bir secdeyle. Öyle secde ki secedeha secde itti lehu Allah'a. Öyle ya bir mümin olsaydı Allah-u Teala için bir secde etti mi? Ya Rabbi beni affet sana bir vakit bir secde etmiştim diye hüccet getirir de cehennemden yanmamaya bir deri teşkil ederdi. Bunun secdesi değil. Mecusi. Yani kendisini vuranın Müslüman olma durumundan Allah'a hamd etti. Bir secdetin secdede halehu kattı. Aslı Allah-u Teala'ya bir secde etmemiş. Evet. Allah-u Teala'ya secde etmemiş bir adamı benim katilim kıldı. Mâ kânetil Arab. Lilektüleni. أنا أحب إليها من ذلك ما كانت العرب ما ينافي منها ما كانت العرب عرب olmadı لتقتلني بني قتلذر olmadı أنا أحب إليها من ذلك anlamadım ben bu ibareyi ما كانت العرب لتقتلني أنا أحب إليها من ذلك الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاج عند الله بسجدة سجدها له قط ويبارو وذبت بدا عزة عمر جل سجدة رضي الله تعالى ما كانت العرب تقتلني عربتني كتدر أمدي أنا أحب إليها من ذلك Ma'yı nafiye yapmasak, mevsule yapsak. Ma'ul bir şey ki kânetil arab, arab oldu li taktüleni, beni katleder. Oldu, o vakitte haber, haber olmaz. Kene ehabbi liya min zâlik. Ma'yı nafiye yapsak, ma kânetil arab, arab olmadı li taktüleni, beni katleder. Olmadı, orada ve ana. Olsa daha iyi olur. Ana ehabbu إليها بن نزهة أنا أحب إليها والبص أنا أحب إليها من ذلك براسنا لا ترسل ونسورة بدا بقر من براي حل جمال نصدق مير إبارة دوت مير ثم دعا بنبيز سورة بنبيز استدي فشربه اشتي نبيز hurmanın suyu, hurmanın koşavyanı. فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ yarasından çıktı. Bağırsıkları yaralanmış. فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
Bazı dedi ki nebizün, bu çıkan nebizdir. Ve kâle bâduhum beldemün, bu çıkan kandır. Bu çıkan nebiz midir, kan mıdır? İhtilaf ettiler. Feda bilebenin, o vakitte süt istedi. İçti, fekareti min cürhihi, süt yaradan çıktı. Felemmâ ulime, artık bilindi ki ennehu meyyitün. Süt çıktığını görünce, dediler ki bu bağışıklar, benim şu vakitte tedavi ameliyat yok, bağışıklar gitsinler, yapsınlar. Sırayı zamanda zehirli de bu. Felemmâ ulime, vakitte bilindi ki ennehu meyyitün. Bu yürütülür. Cehalel emre yahut da felemmâ alme vakfeti kendisi bildi ki ennehu meyyitü. Kendisi ölüyor. Öyle de olur, öyle de olur. Kendisi bildi ki artık kendisi ölüyor. Cehalel emre emri külzi şura şura kıldı. Emir hangisi? Hilafet meselesi. Hilafet meselesini şura kıldı. Hatta burada Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala düşündü. Dedi ki ben iki emrin arasında mukayyerim. İkisini de benden hayırlı olanlar yaptılar. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurunca kimseyi veliye tayin etmedi. Böyle yapmak var. Bir de benden hayırlı olan Ebu Bekir veliye tayin etti. Hazreti Ömer veliye tayin etti. O da benden hayırlıydı. Ben ya Resulullah'ın yaptığı gibi ortaya bırakayım yahut da Ebu Bekir'in yaptığı gibi veliyah tayin edeyim. İkisi arasında mukayyerim. Fakat veliyah tayin etsem kimi edeceğim? Altı kişi var. Bu altının hangisi olsa hilafete layıktır. Fakat her birisinde birer kusur vardır. Ben bu yükü sağlığımda çektim. Öldükten sonra da bunu çekmek istemem dedi. Ve ondan sonra teker teker saydı. Osman'ı veliye tayin etsem, Osman Halim'dir, Selim'dir, onun kabilesi, Beni Ümeyye, Nas'ı şerrileridir, galebe çalarlar, millete eziyet ederler. Bu vebali beni yüklerler. Abdurrahman İbni Evf tüccardır, ticaretle meşguldür, halife olan adam ticaretle uğraşmayacak. Sa'd de şu vardır, Zübeyir de şu vardır, her birisinde birer şey saydı. Dedi ki olsa olsa Ali olur dedi. Hilafete layıktır. Fakat ben milleti çok sıktım. Ali gelirse daha fazla sıkar. Bu millet bir de genişlik istiyor. Millet de çok sıktığın gibi yüze çıkar. Sonra bir de Beni Haşim bundan fırsat bulur. Bir defa nübüvvet kendilerinde, hilafette kendilerini aldılar mı? Diğer kavmi kabilelere bir şeref kalmaz. Diğer Arap kabileleri de buna razı olmaz. Hulase-i Kerem, şuraya bırakırım, bu mesuliyetten kurtarırım dedi. Şura. Şurada kaç kişi arasında bıraktı? Beyne Sittet'in 6 kişi arasında. Osman-ı ve Ali-i ve Talha-ı ve Zübeyir ve Abdurrahman-ı Na'ud ve Sa'd-ı Nebi ve Fas. Bu altıdan birisi halife olacak dedi. Ve ceale Abdullah ibn Ömer na'hum. Abdullah ibn Ömer kendi oğlunu da kıldı, müşiren, müşir kıldı. Yani onlarla beraber olacak, reis olacak. Veleyse huve minhum. O altıdan değil, yani ona hilafet hakkı yok. Yalnız o müşaverede bulunacak. Hatta bir rivayette reis olacak onların. Ta müşaveri ittifak edip biat edecekler ama altıdan birisinin Abdullah ibn Ömer'e biat hakkı yok. Söz hakkı da yok. Evet. Ve accelehum selase. Onlara 3 gün mühlet verdi. Talhatu Talahati de onlara müfrese kumandanı kıldı. Dedi kimseyle iktisade ettirmesin, kapıda beklersin. Bu 3 gün zarfında bunlar birisini tayin etsinler, halife olarak çıksınlar. Eğer ihtilaf ederlerse, ekseriyet hangi taraftaysa o tarafı tut, ekseriyeti icbar et, ekseriyete tabi olsunlar. Eğer olmazsa boyunlarını kesmedi. İhtilaf çıkmasın. Kim boyunu kesmedi, keşere-i mübeşşere onlar hepsi. Yani ihtilaf çıkmasın diye. Dördü bir taraf oldu da ikisi bir tarafta kaldı. İcbar et. Gireçine ya biat etsinler etmezlerse boyunlarını bul dedi. Onlar da oradan alır kendisi. Ve eccelerun selase. Evet, onlara 3 gün mühlet verdi. Ve emara Suheyben, Suheyb-i Rumi vardı ya, Rum fakat köleydi, Müslüman olmuştu, Süheyb-i Rumi derdiler.
ona da emretti en yusalliye bin nas nasa namaz kıldıra. Halife tayin oluncaya kadar. Sümme kâle, sonra Hazreti Ömer buyurdu ki, Üd'udî Aliyyen ve Osman'a ve Talhat'a ve Zübeyre ve Abdurrahman ve Sa'da. Şu altı kişiyi bana çağır. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Talhat, Zübeyre, Abdurrahman, Sa'da bin Ebi Vakkas. Fevessâhu bunlara tavsiye etti. İhtilaf etmeyin, aranızda birini seçin. Onlara lazım gelen vesiyette bulundu. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عَنْدِهِ Vakti ki bu altı Hazreti Ömer'in yanından çıktılar, gittiler. Kâle Hazreti Ömer buyurdu ki, اِنْ وَلَّوْهَا Eğer bu hilafete tevliye ederlerse, yani getirirlerse, el اَجْلَحَ اَجْلَحِ Kel başı. Eclah, tuysuz başı demek. Yani Aliye. Hazreti Ali'yi kastetti, onun başının tuyu düşmüştü. Eğer bu eclahı getirirlerse, halife yaparlarsa, seleke bihim, onları götürür, ettarikel ekvem, en doğru yola götürür. Hiç sağa sola sapmaz, en doğru yola götürür. Peki Hazreti Ömer bunu biliyordu. Niye tayin etmedi, onu veliyat tayin edeydi. İşte veliyat tayin etmediğinin sebebi, dedi ki hilafet, nübüvvet Beni Haşim'de, hilafet de Beni Haşim'e geçti mi daha Beni Haşim'den de çıkmaz. Bu kadar Araplar bunu çekmezler, büyük isyan ederler. Ve nitekim ben zeterli halife olunca inşikak parçalama daha fazla genişledi. فَقَالَ لَهُ بِنْ عُمَرْ Oğlu Ömer dedi ki Abdullah bin Ömer فَمَا يَمْنَمْكَ يَا اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ Seni ne men ediyor? Madem bunu doğru görüyorsun, bunu veliyat tayin etmedin, seni men eden ne? Niçin tayin etmiyorsun? قال Hazreti Ömer buyurdu ki اَكْرَهُ Ben hoşlanmam. اَنْ اَتَحَمَّلَهَا Bu hilafetin yükünü yükleneyim. Hayyen ve meyyiden. Hem sağken yüklendim, bir de öldükten sonra yükleneyim. Yok onu yüklemem. Sağken yaptığımı yaptım. Keşke olmasaydım, halife olmasaydım, o yükü de yüklenmeseydim. Buna da nezamet ederdim. Çünkü biliyor ki her bir şeyden Cenab-ı Hak sual edildi. Rabah ibn-i Sa'd وَالْحَارِ وَاَبُوْ نَعِيمْ فِي الْحِلْيَةِ وَاللَّارِكَاءِ فِي السُّنَّةِ اَنْ حَد۪ي مَقَرٍ Yani bu hadis-i şerifi. İbn-i Sa'd, Haris, Ebu Ne'im Heliye, Lalekai, Fissünnet. Sünne ismindeki kitabında, اَنْ حَد۪ي مَقَرٍ قَالَ سَمِيَتُ عَلِيَّنْ Orada Revah İbn-i Sa'd ve Haris ve Ebu Ne'im Heliye. Peki söz başı hangi soruyor burada? Revah ibn Sa'd ve Haris ve Ebu Nu'aym fi'l-Hilye Vella, bu vakitte söz başı Vella lekai oluyor. Vella lekai fi'l-Sünne O da sünnet ikraç etti. Yani Ebi Matar işte Ebi Matar'dan Kâle semiyatü Aliyyen Ben Hazreti Ali'yi eşittim. Sitte değil. Sünne. Sizde sitte mi yazmış? Yok, sünne. Da sünne. Onu sitte isimde kitap yok, sünnet. Semiyatü Aliyyen yekûlu. Hazreti Ali'yi eşittim dedi ki, Dehaltu ala Umar ibn Khattab, Ömer ibn Khattab'ın üzerine dahil oldum. Yani onu yanına gittim. Hine ve ce'ehu Ebu Lüle. Ebu Lüle onu vurduktan, yaraladıktan sonra. Ve huve yetki. Gittim Ömer ağlıyor. Ve kultu ma yetkike ya emirel müminin. Sen niçin ağlıyorsun? Sebebi ne? Kale etkâni haberü sema. Gökün haberi beni ağlattı. Yani gökteki haber. اَيَذْهَبُ بِي اِلَى الْجَنَّةِ اَمْ اِلَى النَّارِ اَيُذْهَبُ Gidilir mi bir benim de اِلَى الْجَنَّةِ cennete اَمْ اِلَى النَّارِ Yoksa cehenneme mi? Dünyayı yaşadım. Şimdi bu yarayı aldım, ölüyorum. Acaba beni melekler ruhumu kabzedip cennete mi götürecekler, cehenneme mi götürecekler? Bunun için ağlıyorum. فَقُلْتُ لَهُمْ Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki ben ona dedim ebşir müjde olsun ya emirel müminin sana müjde olsun fe inni semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i ben işittim yekulu buyururdu ki ma la uhsi yekulu buyururdu neyi ma ul bir şey ki la uhsi ben sayamam yani çok işittim Peygamber Efendimiz'den o kadar dedi ki
kaç defa olduğunu sayamıyorum, çok söyledi. Ne buyurmuş? Seyyida kuhul ehli cennet Ebu Bekir'in Ömer. Seyyida kuhul ehli cennet, ehli cennetin kehellerinin efendileri Ebu Bekir'in Ömer, Ebu Bekir Ömer'dir. Kehel dediğin için bir de Seyyida Şebab ehli cennet var. Seyyida Şebab ehli cennet El-Hasen ve Hüseyin. Ehli cennetin gençlerinin efendileri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Kehel ki yani 30 yaşından 60 yaşına kadar kehel değiller. Orta yaş. Onların efendileri de Ebu Bekir ve Ömer'dir. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala diyor ki ben bu hadis-i Peygamber Efendimiz'den o kadar işittim ki sayamam. Müjde olsun sana. Yine ehli cennet olduğuna şehadet etti. O başka mesele aynı yaşta olacak. Seyyidâ Kürezze Ebu Bekir Ömer sonra gerisi ne? Ve en eyma. Ve en eyma. Ebşira ve en eyma demek. Yani size bu nimet güzel olsun. Ve en eyma nimetleriniz. Fekâle eşşâhidun ente li ya Ali bil cennet. Hazreti Ömer dedi ki, eşşahidun, sen şahit misin? Ente, sen ya Ali, li bana ya Ali, bil cenneti. Cennet ile şehadet eder misin? Kultu ne'am. Hazreti Ali dedi ki, evet şehadet eder misin? Bir Resulullah Efendimiz'den işitmiş. Bir peygamberin sözü yalan değildir. Madem peygamber buyurmuş, ben de seninle Ali cennet olduğunu şehadet ederim. Kâle ve ente ya Hasan. Hazreti Hasan'a dedi ki, sen de şehadet eder misin? Feşhed elâ abîk. Sen de babana şahit ol. Feşhed elâ abîke Resûlillah. Sen de baban Resûlullah, Resûlullah Efendimiz dedesi ama bir itibariyle baba sayılıyor ya. Sen de ona şahit ol. Kendine Ömer'e min ehli cennet. Ömer ehli cennetlendir. Niçin? Elâ abîke Resûlillah diyor. Bundaki hikmet ne? Şimdi Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş bu hadisi. Şehadet ediyor. Hazreti Hasan işitmemiş. Hazreti Hasan de kim üzerine? Bu hadisi Resulullah Efendimiz'den babası Hazreti Ali'ye işitmiş olup ona şehadet edecek. وَاَحْسَنْ بَاَنْتَ يَا حَسَنْ فَشَّدْ عَلَى أَب۪يكَ. Orada bir kelime daha bir hasbi olsa daha iyi olur. عَلَى أَب۪يكَ رَسُولِ اللّٰهِ. Sizde de öyle mi? فَشَّدْ Ala abike Rasul. Ala abike Hazreti Ali'ye daha olmaz o. Ala ceddike, abike ceddike manasına Resulullah üzerine. Baban Resulullah üzerine sen de şehadeti ehli cennet olduğunu ki enne Ömer'e min ehli cennet. Ravahu ibn-i Asakir, ibn-i Asakir bunu rivayet etti. Ve an Ebi Evfa ibn-i Hakim. Evfa ibn-i Hakim'den de rivayet edildi. Kâle, dedi ki, lemmâ kâne liyumullezî mâte fîhî Ömer. Hazreti Ömer'in öldüğü günkü oldu. Oldu. Ben dedim ki, Efa bin Hakim diyor. Vallahi Allah'a yemin ederim ki, le'atiyenne bâbe Ali ibn Ebi Talib. Ben Ali ibn Ebi Talib'in kapısına gelirim. Fâteydü bâbe Ali'yin. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala'nın kapısına geldim. Fe'izen nâs, baktım ki nâs yerkubûnehu. Ve ne intisar ediyorlar, gözlüyorlar Hazreti Ali'yi. Fema lebite, beklemedi. En haraca aleyhine. Yani az kaldı. Beklemedi. Sizin hemen Hazreti Ali çıktı. Fetrake saaten. Bir müddet başını aşağı eğdi. Sümme refe'a râsehu. Sonra başını kaldırdı. Fekale dedi ki Lillahi derru bakiyeti Ömer. Lillahi Allah için olsun derru bakiyeti Ömer. Ömer'in ağlayıcısına derri ihsani Allah için olsun. Yani ağlayan kazanır demek. Bir adama müjde verdiği vakitte lillahi der hayır yani. Senin hayrın Allah üzerine olsun. Yani Allah sana hayırlar görsün. Evet bir kadın da ağlamış da Hazreti Ali radıyallahu ta'ala da diyor ki o ağlayan kadının hayrı Allah için olsun ki kâle o ağlayan dedi ve Ömer'e dedi ve Ömer'e kav
قوم الأود وأيد العمد، يعني خطاي دورتي وسوابدة دوريدة تأيدتي وأيد العمد. وعمر مات نقي الثوب بريا من العيب، وعمر ذهب بالسنة وأبقى الفتنة. صدقت، أصاب والله ابن الخطاب خيرها ونجا من شرها. İşte o kadın bunu demiş. Bunu dediğinden Hazreti Ali'nin hoşuna gitmiş. Evet neydi? Evet, hata demektir. Adalet mi? Ve'yyede teyit etti el-amde doğruyu. İşte de böyle gelecek. Amit yani bir adam bilerek bir işe hatasız yaptı mı? Amit eyler. Hatasız yapılan işi teyit etti. Hata ile olanı da doğrulttu. Va Ömer'a. Ey Ömer, yazıklar olsun, sen öldün gittin. Mate öldü. Nakiyye sevb, elbisesi temiz olarak. Beriyyen minel ayet, ayetten beri olarak. Va Ömer'a zehebe bir sünnet. Ey Ömer, sünneti götürdün. Ve buka el fitne, fitneyi de koydun. Yani sünnet seninle gitti, fitne kaldı. Elbise amel. Bir temiz, yani kendisinin hali. Evet. Sadakat. Kadın sadık oldu Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyor ki Eshab-ı Vallahi İbn-i Hattab, İbn-i Hattab Ömer İbn-i Hattab isabet etti. Hayraha. Bu hilafetin hayrına. Ve neca min şerriha. Onun şerrinden de nefes buldu. Şimdi bu rivayeti kim yaptı? Hazreti Ali'den kim rivayet etti? İbn-i Asakir ve Nebi Evfa, Evfa ibn-i Hakim. Evfa ibn-i Hakim denir. Ve fi sahih-i Bukhari, Bukhari, sahih-i Bukhari doğru cübüren İbn-i Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn-i Abbas'tan, kâle inni revâkifun fi kavmi. Ben bir kavimde vakif idim. Devâkifun. Vallahi yok. Vallahi olacak. İnni devâkifun. Ben vakif idim. Tehdit ile getiriyor. Elbette ben ayakta durucu idim. Vakif idim. Fî kavmin bir kavimde. Nes'ullâhe Allah'a dua ederdik. Ve Ömer ibn-i Hattab. Ömer ibn-i Hattab'a dua ederdik. Fakat bu dua ala seririhi. O da seriri üzerine rad olunmuş. Allah-u Teala'ya dua ediyoruz ki Ömer ibn-i Hattab'ı affı mağfiret et. İzâ racülüm min kalfihi, baktım ki arkadan bir adam veda mirfakeyi alâ menkideyye. İki mirfakın omuzlarını, şey kollarını benim omuzlarım üzerine koydu. Yekûlu rahimekallah in kûte en kûtü le'erzû en yec'arekallahu mâ sahibin. لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلقت أبو بكر وعمر يوكي وبقال كم من شو كده حزت عليه عبد الله بن عباس في الكون الانبرا بل حزت عمر سيئت كان شرف ويوش دعا يقول يا عمر أكيد مغفرتك عمر أكيد مغفرتك فاصل بير عظم ديور bu şeyler, dirseklerini benim omuzlarıma koydu. Hazreti Ali'ymiş radıyallahu teala. Koymuş, buyurmuş da Hazreti Ali. Rahmetallah, Allah sana rahmet eylesin. En kündü, en kündü şart olmaz burada. En kündü le erdu, ben ümit ederdim, en şan. Şan olan ne? Kündü le erdu. Ben ümit ederdim ki, en yeti alekallahu, Allah seni kılsın, مَعَ صَاحِبَيْكَ iki sahibinle beraber. لَأَنِّي ben, demek ki Hazreti Ömer'e hitap ediyor. يقول رحمك الله ey Ömer, Allah sana rahmet eylesin. اَنْ شَانْ كُنْتُ لَهَلْكُ بَلْ اُمِّدَ ذَلْكُمْ ki اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak seni kılsın مَعَ صَاحِبَيْكَ senin iki sahibinle beraber. لأني كثيرا ما كنت أسمع بل شفت في شدة النبي صلى الله عليه وسلم في عمارة النبي
İşitir mi? Yapur, buyurur diye. Kürtü ve Ebu Bekir'in Ömer. Ben Ebu Bekir Ömer şöyle olduk değil. Ve sağlıklı ve Ebu Bekir'in Ömer. Ben Ebu Bekir Ömer şöyle işledik. Binaenaleyh Ebu Peygamber Efendimiz kendisini bir de Ebu Bekir Ömer'i beraber gizledi. Allah sana rahmet eylesin. Bak Peygamber Efendimiz her ne vakit kendi bir iş yapmış yahut kendi bir hal üzerine olmasa Ebu Bekir Ömer'i de beraber zikrederdi. İşte Peygamber Hazreti Ali radıyallahu teala'nın reddetmiş olduğu söz bu. Allah seni iki sahibinle beraber desin. İki sahibi kim? Bir Hazreti Peygamber, bir Hazreti Ebu Bekir. وَنْدَلَقْتُ وَاَبُوْ بَكْرِنْ وَمَرْ Ben yürüdüm, Ebu Bekir Ömer'le beraber yürüdüyüz. وَاَنْ كُنْتُ وَاَنْ شَنْ كُنْتُ لَاَرْتُ Ben ümit ederdim ki en yeşareke Allah'u Cenab-ı Hak seni kılsın. مَعَهُمَا Onlarla beraber. İşte o da oldu. فَالْتَفَتْتُ Abdullah bin Ebaş diyor ki ben geriye döndüm. Fîze Ali bin Ebi Talib baktım ki o omuzlarına basan Ali bin Ebi Talib imiş. وَفِيْدَفْسِنْدَهُ Onun bir lafzında Ali bin Ebi Müleyke, Ebi Müleyke'den, İbn Ebi Müleyke'den rivayet edin ki اَنَّهُ سَنْهَا بِنْ Abbas يَقُولْ O Abdullah bin Abbas işitti ki Abdullah bin Abbas buyurur ki يُوْدَعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ Ömer, teneşir taklası üzerine konuldu. فَتَكَنَّتَهُ النَّاسِ Nas etrafını sardılar, yedûne dua ediyorlar ve yükseldûne rahmet talep ediyorlar. Namaz geliyor, manasına değil burada. Rahmet ediyorlar. Kedden yürfe, zek olunmazdan evvel. Ve ene fiyim, ben de onlarla beraberim. Felem yerhuni, evet. Felem ra'a yerhuni, felem yerhuni. Beni korkutmadı, illa ratülün illa bir adam ki ahade menkedeyye. Benim omuzlarımı tuttu. Sinza Ali bin Ebi Talib, Fakın Kari bin Ebi Talib. فَتَرَحَّمَا لَا عُمَرْ عُمَرَ رَحْمَتُهُ دِي وَقَالَ بُيُذِكِ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيِّ أَنْ أَلْقَ اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْ مَا خَلَّفْتَ تَرْكِتْنَةٍ أَحَدًا بِلْ كِمْسَيِّ أَحَبَّ إِلَيَّ بَنَا سَوْدُلِي نَدَلْ أَنْ أَلْقَ اللّٰهَ اللّٰهَ مِلَاهُ وَالْمَقْتَنْ بِمِثْلِ عَمَلِهِ Amelin misliyle minke senden daha sevgili, kimden daha sevgili? Senden. Yani senden sonra ameli, senin amelinden daha sevgili kimseyi bırakmadı Hazreti Ali radıyallahu teala. Hazreti Ömer'in amelini o kadar sevmiş ki, Hazreti Ömer'e hitaben diyor ki, Allah sana rahmet eylesin, senin amelin gibi öyle güzel bir amelli daha bir kimseyi bırakmadın ki benim daha ziyade sevgili olan. حتى إلي أن الله مستعمل منك لأيم الله الله قسم ذلك أن كنت لا أظن بل ظن ذلك أن يجعلك الله الله سنة كلا مع صاحبين كلك صاحبين برابر كلا أبد وحسبت ظن ذلك قال ده إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ظن ذلك حضرت علي بن أبي طالب بني ذلك اِنِّي كُنْتُ كَثِيرًا اسْمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'i çok kere işittim. Yakulu buyurur ki ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَاَمَرْ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَاَمَرْ وَخَرَشْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَاَمَرْ Herhangi bir işi işledise ben Ebu Bekir Ömer böyle yapardık. Ben Ebu Bekir Ömer şöyle giderdik. Ben Ebu Bekir Ömer böyle iş görürdük. Yani her ne yapsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer'i de beraber zikrederdi. Bundan Hazreti Ali neyi istindak etmiş? Yani Ömer, Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir ile beraber cennette. Faide fi şerh-i Bukhari ve Allah-u Teala amin olsun. Faide fi şerh-i Bukhari ve Kıstelani. Faidetün, hazihi faidetün. İbtedai nasuhu haberi, bu bir faidedir. Fi şerh-i Bukhari ve Kıstelani. Kastelani'nin Bukhari-i Şerif'e yapmış olduğu şartta orucudur. اِنَّ الشَّمْسَ Güneş küsifet tutuldu يَوْمَ مَاتَ عُمَرْ Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anh'ın vefat ettiği günü güneş tutuldu. وَاِنَّ الْاَرْضَ اَظْلَمَتْ Yerde karanlık oldu. فَجَعَلَ السَّبِيُّ يَغُوْرْ Sabi der oldu. Ümmihi anasına ki ya ümmâ ey anacığızın ekametil kıyamet, kıyamet mi koptu? Güneş tutuldu, yer karanlık oldu. Ya ümmâ
لأمه يخ ويزن يا أمه أطانك القيامة onu yazmamış. İkincinde ya yoksa. Dünün neyin müsine diyor ki ya umma ya ne çıkartın. Akametin kıyamet kıyamet mi koptu. Fetekul. Anası der ki la ya güneye. Ey benim oğlum kıyamet kopmadı. Ve lakin kutlide onlar. Lakin Ömer katkolundu. Öldürüldü. Ve enne cinne cin tayfesi nahet nevhe ettiler. Yani bir ölünün üzerine ağlayanı nevhe derler. Evet. Hazreti Ömer'in ölümüne ağladılar. Hele onlar. Kabide en yemute ölmezden evvel bir selasin üç gün. Üç gün evvel. Ölmese üç gün evvel ağladılar. Şefaret. O için taifeti dediler ki Eba'da katilin bil medineti azlamet. Lehu'l ardu tehtezzil idahu bi esluqi. جزا الله خيرا من إمام وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق تعيسة جدلتي أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظام بأسبق جزا الله خيرا من إمام وبارك يد الله في ذاك الأديم الممزق فمن يسعى أو يركب جناحين عامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها دوائق في أكمامها لم تفسق وما كنت أخشى أن يكون حمامه بكف سبتني أزجى جنين تفرد جن لك بيت شويلة بالأرش فبعد قتيل Mektul olandan sonra mı? Mektul olan adamdan sonra mı? Nerede mektul? Medine'de. Medine'de mektul olan adamdan sonra mı? Azlamet. Karanlık oldu. Zalem oldu. Lehu onun için el ardu yer. Ne olduğu halde? Tehtezzü. Sallanır olduğu halde. El idahu. Büyük ağaçlar. Bi esluki. Saklarıyla. Esluk sakınca mı? İda büyük ağaçlar, yapıp dikenli ağaçlar. Büyük ağaç rüzgar sallayamaz. Fakat bu öyle bir rüzgar, öyle bir fitne ki büyük ağaç bile kökünden sallanmaya başladı. Cezallahu, Cenab-ı Hak cezalandırsın, hayren hayır cezalandırsın. Kimden o da? Min imanın bir imamdır. Maksat Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala. Ve bareket, mübarek olsun. Yadullah, Allah'ın yedi. Fizâke, fizâkel edimi, o edimde. Edim bir deri. Edim. Sufra, seriden bir deri. Öyle edim ki, el-mümezzatı parçalanmış. Bu deri hakkında Allah-u Teala'nın yedi kudreti mübarek olsun. Yani mübarek eylesin anasını. Dua ediyor. Bir adam sufra bezi olur, teker karampaşa ederler. Ona teşbih ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala öyle bir sufra beziydi. Çekti, parçaladılar, yerini öldürdüler. Cenab-ı Hak ona hayırlı mükafat versin ve mübarek olsun. Femen kim yes'a sa'y eder. Ev yerket biner. Cenaheyne ametin deve kuşunun iki kanadına. Deve kuşu sürekli yürür ya. Böyle koşarak havada uçamazlar. Yürümesi uçar gidiyor öyle sürekli. Onun iki kanadının arasına biner de yani sürekli gider. Kim sa'y eder yahut da deve kuşunun kanatlarına biner, liyudrike ulaştığın için. Neye? Ma ol bir şey, ol bir şeye ulaştığın bir kattem de. Ya Mersin teklif ettim bilemiz. Dün. Gün, yani düne kadar yapmış olduğun adaleti yapayım, ona ulaşayım diye kim sa'y eder ve Naame'nin kanatlarına biner. Ne olduğu halde biner, yesbuku sebket eder olduğu halde. Yani oraya biner de durmaz. Koşar ki Ömer'in yaptığına ben de kavuşayım onu yapayım. Kim bunu yapabilir? Ona ne derler? İstifamı inkar. Yani yapamaz.
kimse daha Ömer'i yapacağını yapamaz. Kadın da kaza ettin, yaptın, umuran bir kadın işler. Tüm muhaberde sonra da terk ettin, gittin, bir kadın işler yaptın. Ondan sonra da terk ettin, muhaberlerini bir yeri bırakıp gittin. Terk ettin, daha o umurdan sonra olucudur, devariku. Yahut da gâdette terk ettin, daha umurdan sonra neyi terk ettin? Devaike, bir takım vahikeleri, vahike dahiye fikirleri. Fikrin manasına burada. Devaiku derse, daha mukaddem haber olur, devaiku meakkar müddede olur. Evet, gâdette umuren bir takım emirleri yaptın. Şimdi gâdette sonra da terk ettin, gittin. Öyle olur ki daha umurdan sonra olucudur, deva-iku fitneler olucudur. Böyle okursa ne oldu? Daha mukaddem kadar, deva-iku mâkâb etseler. Yok, deva-ikayı gâdetteye mesul yaparsak da, gâdeyte sen gâda ettin, işledin, umuren bir takım işleri, sümme gâdette sonra terk ettin. Daha umurdan sonra neyi terk ettin? Deva-ike birçok fitneleri terk ettin. Evet. Nerede terk ettin bu faizeleri? Fî etmâmihâ kendi kokumlarında. Bir çiçek açılması neden kokum yapar. Ona Arapçada kül yahut da kim derler. Kim mün yahut da kül mün. Ekmamında işte zuhri şeylerinde açmış yuvarlak domurcuk ondan sonra açacak. O domurcuğunda fitneleri terk ettin ki Lem tefettedi, hala daha açılmamış. O fitneler açılmamış, öyle domurcuklarını şu anda terk etsin diye. Ben tanım birisi hasf olur. İki tabir arada cemur oldu mu, tahrif için bir ses dedilir. Naren telazza. Kur'an-ı Kerim'de var ya, asli tefalazza. Ve ma kümdü, akşa ben korkar olmadım. En yekûne ola himâmuhu onun ölümü. Himâm, ölüm demek. Ben onun ölümünü ve makinedakşa korkar olmadım. Neden? En yekûne himâmuhu onun eceli ola, ölümü ola. Dikepti septeni yiyin. Bir septeninin eline. Septeni, yahut da sebepteni dağından da olurmuş. Aşağıda görünür. Bunlar Ayşe'nin Arap'ın öncesine diyorlar. Bunun önüyle. Evet. Esasen kaplan. Kaplanın adına. Bir kaplanın elinde olmasından korkmadım. Öyle septeni, öyle kaplan ki azreti dayayın, gözün, göz. Evet. Öyle septeni ki mutarrakin hazetlenmiş. Hani o Ayşe'nin onu teşvik ediyor. Hazırlıyor ve evet, hazetlendi ve Hazreti Ömer'in durduğu bir kaplan, gökyüzü bir kaplan hazet ederse insanı nasıl öldürürsün, o da seni öyle öldürdü. Onun üzerine düşünüyor ki, ve makinsü akşa ben korkar olmadım. Ki en yakınına himamuhu, onun eceli ola Hazreti Ömer'in eceli, birçok birçok soru yiyin. Bir kaplanın elinde, yani bir acemin elinde ki, Hazreti Ömer'in gözü yok. Mali, mutarrakin anda hazretmiş. Bu lüks kim söylemiş? Şimdi de söylemiş. Tembih. Bu tembihde bu beytin içinde varlık olan kelimelerin şerhine geçiyor. Al-idâhu bi kesil aynin mühmele. Noktasız aynin kesmesiyle. Mühmele niçin dedi? Eğer mühmele demese gayin okunur. Al-idâhu olur. Mehmet'e dedim yani müfessiz. Gayn olduğu vakitte de gayn-i mühatemedir. Yani Araplarda müfessiz yok. Onun için ayni, gayni birbirlerinden ayırt etmek için, hayi ayırt etmek için mehmet'e dediler. Mehmet'e yani müfessiz, mühatemedir derse müfessiz. Al-Ida, bir kesin ayin mehmet'e. Ayin mehmet'e'nin sesleriyle. Vabbadil mühatemedir. Bak burada bir Fatih Mehmet dedi. İçin herifler, onun demesi Fatih Mehmet olur. Bir Fatih, Abdü Cevbat. Evet, Fatih Mehmet ile Zem'u
Ayıbba hakim, ayıbba hanayi cennetin, kainatın ayıbbasıdır. Ve ayıbbahın da kainatın inek vezindedir. Ve huva kendi ayıbba hakim. Şu adam ayıbba hakim derler, ilkestir. Nedir bu? Bir büyük adam bir şey seçmiştir. Yoksa bu adam ayıbba hakimdir. Değil, ağaç gibidir. Peki, ayıbba neymiş? Ağzımı seceğin ağaçların en büyüğü. Emin hamdu. Hamdi humus mu ayet kendisi var ya. Hamdi mi? Evet. Ev kudu zâti şevki. Yahut da her bir diken sahibi ağır. Ev ma yahut da bir şeydir ki ağzına minha. Ondan o dikenli ağaçlar büyük oldu ve sade uzun oldu. İster dikenli ağaç olsun, isterse diğer ağaçlar tat kadar gibi, hani yahut da kavaklar gibi, fakat burada murat en büyük ağaç demek. Evet. En büyük ağaçlar tehtezzül ibâhu, o büyük ağaçlar sallanır bi esnufi, kendi işte saplarıyla beraber sap. Yani yerden yukarıya dallara kadar uzanan kısmına saklıyorlar. Orasıyla sallanıyor. Ve esnuk, cemru sak. Esnuk, sakın cemridir. Hümmizet vavuhu, onun vavi hemze kılındı. Esnuk değil, esnuk. Niçin? Bir tahten ile zammete, zammeyi tahammül etsin diye. Ege vav olursa yarar olur. O her türlü bir tarif muhafazını yapacak, onun her ötesini sine bölür. Fakat hemze olursa, bu vakit eğer ala bir şey yok, üzerine denme kısımlı gelebilir. Kezatı kalmış. Kalmış da böyle, böylece vurucudur. Yani, bu sözün sahibi kesin diyor ki, Ebe Ağabey Katli Ömer, Ömer'in katlinden sonra mı? Tehtezü sallanır, el esrar ve ağaçlar, Ebe Ağabey Katli üzerine sallanır. وَالْبَوَائِكُ بَوَائِكَةٍ بَائِكَةٍ بَائِكَةٍ كَمَدٍ وَهِيَ بَائِكَةَ الزَّاهِيَةُ زَاهِيَةُ يَنْ شُكْنَدِرْ وَالْاَكْمَامُ كَمْعُ كِمِّنْ Ekmamda kimin cemidir bu kesin saat. Saatın kesin de kimin. وَقَدْ يُبَمْنُ Bazen de mezum olur. كُمِّنْ Evet. Bu ekmamda nedir? وَالْفَاءُ الزَّهْرِ وَالْوَرْدِ Çiçekliğin gülün kabı da yapıp, onu kaplayan üzerindeki yeşil bir şey olur ya, yaprak gibi bir şey, işte o kapat olur. Kapı da en yetefet dedi, açılmazdan evvel çiçeğin yüzü üzerinde olan kapısı. Yani terek de, bir Ömer sen tekliftin, devahiye bir takım fitneleri, dahileri, devahiye, fitneye dahiye denilen insanın aklını giderir. Giderir yani çok büyük olur ki, akıllı adam artık ne yapacağını şaşırır, şaşırmıştı, ona dahi edilir. Ve fitenen fitneleri de bıraktı. Öyle devahi fiten ki, mestureten mestur izlenmiş, fi afiyetiha kendi tablarında, hatalarında izlenmiş fitneleri, dahiyeleri terk ettirir ki, lem tazhar, zahir olmadı bunlar, fi hayatı senin hayatında zahir olmadı. Ve innemâ tazharu, ancak zahir olur bunlar ba'de senden sonra. Ve ahşâdü nâna azunni. Ahşâdü azunni nânasına. Ve mâ kuntu ahşâ ben zennetmezdim. Ahşâ sesin korkmak nânasına. Ben korkmazdım. Fakat burada o nânaya değil ve mâ kuntu azunni. Ben zennetmezdim ki seni öldüren bir nemir ola, bir yabancı ola. Öyle zannetmezdim. وَالْحِمَامُ بِكَسْرِ الْحَارِ حِمَامْدَ Hanın kesildi. Öyle ha ki el-mühmeleti. Müftesiz. Nedir? El-mühmeleti bu da ölümdür. Yani مَا كُنْتُ أَظُنُّ Ben zannetmezdim ki اَنَّ مَوْتَهُ حَزَّةُ وَمَرِمْ مَوْتِ يَكُنْ olur بِكَسْرِ سَكْتَنِيِّنْ bir sekteniyin eli olur. وَسَكْتَنِيِّنْ وَسَبْدَنِيِّنْ بِسَارِ وَسَارِ İster tayla oku, ister tayla oku. Seksenir, yüvezni ta'neli, yüvezni ta'neli yüvezindedir. Bu vesile nedir? Ennemürü kaplanmış.
sen zannetmezdin ki senin ölümün gökyüzü hasetlenmiş bir kaplanın elinde olsun. Dinlileri şiarın burada bitiyor. Ve mutarrak el muğlak. Mutarrak da hasetlenmiş. Ve nefsi ila bakiyeti hadisi Bukhari. Bukhari şerifin hadisinin bakiyesine rücu ederiz. Kâlet ne azbâs Abdullah bin Abbas bin Yüzü ki selam mâfûbidir Ömer. Vakti Hazreti Ömer kalk durunca kardeşine dedi, biz onu aldık çıkardık, geçtik. Kumdalakına ne için biz yürüyerek gittik. Yani ilahın sesi Ayşe, Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ anh'ı yıkamışsa Hazreti Ömer bir vesiyet etmiş. Beni yıkadıktan sonra gidin Ayşe'ye sen izin isteyin. Ayşe izin verirse beni de kendi sahiplerinin yanına getirin. Yok izin vermezse gözünün cennetini döker getirin. Onlar da Abdullah'ına başlıyor ki biz Hazreti Ömer'i aldık, getirdik. Yani ilah hücreti Ayşe, Hazreti Ayşe'nin hücretine gittik. Kasallam Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer Hazreti Ayşe'ye selam verdi. Ve kâle dedi ki, Mesedin Ömer'i bin Hattab. Ömer'i bin Hattab burada defin olunmasına vesiyet etti. İzin istiyor, izin verecek misin, vermeyecek misin? Çünkü vaizinin Hazreti Ayşe. Bunun hakkı isterse izin verir, isterse izin verir. Resulullah Efendimiz Peygamberulluğundan peygamberler nerede dar-ı ahirete teşrik ederlerse orada defne olunurlar. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir radıyallahu teala da vesiyet etti ki beni Peygamber Efendimiz'in yanına defnedin. Hazreti Ayşe'nin babası zaten evladı senin. Kendi babasını Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanına izin verip defnettiler. Fakat Hazreti Ömer ecnedi. Ecnedi olduğundan dedi. Fakat Hazreti Ömer ecnebi olduğundan Abdullah ibn Ömer izin istedi. Onun için feselleme Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Ömer selam verdi ve kâle. Dedi ki, yestâzînü Ömer ibnül Hattab, Ömer ibnül Hattab izin istiyor. Yani Resulullah Efendimizin ve Hazreti Ebu Bekir'in yanında defnolunmayı izin istiyor. Öyle vesiyet etti diye haber verdi. Kâle, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyurdular ki, اَدْخِلُوهُ Siz onu idhal ediniz. فَاُدْخِلَ Hazreti Ömer de idhal edildi. فَاُدَعَ هُنَالِكَ Oraya vez olundu. مَعَ صَاحِبِهِ Kendi iki sahibiyle beraber. Yani Resulullah Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, bir de Hazreti Ömer radıyallahu teala anhuma. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baş tarafta, Hazreti Ebu Bekir onun arkasında ve Hazreti Ebu Bekir'in başı Peygamber Efendimiz'in omuzları hizasına geride defnedilmiş. Onun gerisine de Hazreti Ömer radıyallahu teala defnedilmiş ki Hazreti Ömer'in başı Hazreti Ebu Bekir'in omuzları sırasında üç kabir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak hizasında şerka doğru bir boşluk var ki bir kabir alır. Burası da Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam göğden inip Deccal'i öldürdükten sonra bir müddet dünyada yaşayacak ve sonra vefat edecek, oraya defnedilecek. Yani kastedir ehl-i şura, ehl-i şurayı. Ehl-i şura kaç adamıydı? 6. Ve kâle Abdurrahman, Abdurrahman ibn-i Evf dedi ki, İcealû kılınız, emrekün emrinizi, idâ sadâfetin minkün, sizden üçünüze kılınız, biz 6 kişiyiz. 3 adam kim istemiyorsa hilafeti, kendi reyini sevdiği gibi diğer adamlardan birisine verse. 3 kişi çıktılar, dediler ki biz istemiyoruz. Fakat Zübeyir, Zübeyir dedi ki, قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي بَنْ اَمْرِمِي بِحَقِّمِي وَرْزِمْ اِلَى عَلِيٍ اَسْتَعِيَ Ben halife olmuyorum fakat ben hakkımı arıyor dedi. Ve kâle Telhatü, Hazreti Talha dedi ki, قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي لَا عُسْمَى Ben de hakkımı Hazreti Osman'a verdim. Ve kâle Sa'dun Sa'di ibn-i Ebi Vakkas buyurdular ki, قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِي لَا عَبْدِرْرَحْمَان Ben hakkımı da Abdurrahman ibn-i Evf'a verdim. Şimdi Hazreti Ali'nin kireyi var. Hazreti Osman'da bir kireyi var. Abdurrahman ibn-i Evf'de fikirey var. Şimdi halife olacak Abdurrahman ibn-i Evf'de neyi aldı ama kendisi halife olmayacak.
Söz kimde tükenecek? Abdurrahman bin Evfe. Onda ikiley var. Hazreti Osman'da ikiley var. Ona biatesi olur 4. Hazreti Ali'ye biatesi olur 4. Tabi ekseriyeti o kadar. Altından ekseriyeti kim olacaksa halife olacak. Şimdi söz kesen kim oluyor? Abdurrahman bin Evfe radıyallahu ta'ala. Fakal Abdurrahman, Abdurrahman Hazreti Abdurrahman bin Evfe buyurdular ki Eyyukum hanginiz yevrav beri olur min hazel emr bu emirden. Hanginiz bu emirden beri olur? Feyyuci alü ileyhi. Ona kınanır. O emirden beri olur ve yani hilafet istemezse fakat hilafet ona verilirse vallahu aleyhi. Allah onun aleyhindedir. Aleyhine olsun. Ne demek? Sizden biriniz ben bunu istemiyorum da hilafet istemiyorum dese, ondan sonra onu getirse hilafet yapmışsalar Allah buna razı olmaz. Niye? Adam istemiyor. Sonra getirip ona hilafet verecektiniz. İstemediği halde getirip, yani sizden biriniz istemeseniz ben de getirsem ona o hilafeti versem. Vallahu Cenab-ı Hakk'ın Hazretleri aleyh onun bende değil aleyhindedir. Vel-İslamu İslam yani Müslümanlar ve yanzurunne bakarlar aftalarun aftallarına fi nefsihi kendi nefislerinde aftallarına bakarlar. Müslümanlar da buna bakar. Fe eskete şeyhan ikisi de sükut ettiler. Hazreti, yani bunu söylemekle Hazreti Ali ve Hazreti Osman sükut ettiler. Yani Ali'ye basmalı. Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı. Şimdi buradaki maksat Hazreti Abdurrahman bin Evf ikisinin de yokluyor ki hilafeti alacaklarını, almayacaklarını, nefislerini yokladı. Sükut ettiler ki yani alacaklar. Demek istedi ki bu sözde eğer ikinizden biriniz halife olmayacaksınızsa bildirsin, ben dileyim de ona hilafeti vereyim. Niye? O istemediği halde ben ona hilafeti verirsemse onun zararı olur. Bunu söyledi, Hazreti Osman da sükut etti, yani hilafet istiyorum demek istedi. Hazreti Ali de sükut etti, hilafet istiyorum demek istedi. Şimdi bu birinci merhale böyle gitti, ikisi de halif olmaya razı. Fakal Abdurrahman, Hazreti Abdurrahman dedi ki, اَفَتَجْعَلُونَهُ اِلَيَّ Siz ben bu işi bana verir misiniz? وَاللّٰهِ عَلَى اَلَّ وَاللّٰهِ عَلَى أَلَّ قَرِيَّ Burada أَلَّ'ن sonra ne var? أَلَّ var mı? أَلَّ أَلَّ Alu elbu yani cüht etmek demek. Ben dönmem yani sayı gayretini sarf edip de dönmem. An eftalikun eftalinizden dönmem. Yani Allah'a yemin ederim ki ben elimden geleni sarf ederim ve sizden eftalinizden dönüp de eftali bırakıp da başka birisine hilafeti vermem. Ağla ne? Onlar da dediler ki yani. Ha? Alu. Az cühten ella elhu. Ha. Neden? Onlar da dediler ki evet. Sen bu işi yaparsın ya. Sen bu işten yoksan, yoksanlık yapmasın. Fâkade biyede ehadîmâ. Bunların birisinin elini aldı, tuttu. Yani Ali'de. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala. Onu bir tanrıyı kastetiyor. Fâkade. Dedi ki, leke min garabeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leke senin için orucudur ya Ali. Min garabeti Resulullah, Hazreti Peygamber Efendimiz'in garabetinden senin için orucudur. Onun emücesi olursun, damadısın. Daha ne işitti orucudur? Yani fidem filistan. İslam'da da fidem orucudur. Sen en evvel Müslüman olanlardansın. Evet. Ma kadarim de, sen de bunu biliyorsun. Yani leke min garabeti Resulullah ve fidemi fil İslam
Hatta Resulullah'a akrabalığın insanla şiddetenin senin için orucudur. Evet, ama bu da bir şeydir ki kaderinde sendindir. Vallahu, vallahi, ben Allah'a yemin ederim ki, aleyke, senin üzerine lazımdır. Neyin emmertüke, ben seni emir tayin edersemse, halife tayin edersemse, senin üzerine vaciptir ki de ta'adilenle adalet edesin. Senin Resulullah'a garadeti var, İslam'daki demin var. Bunu biliyoruz, ben seni halife tayin edersemse, senin de vaciptir ki adalet edesin. وَلَيْنْ اَمَّرْتُ عُسْمَانَا Yok, seni tayin etmezse, Osman'ı halife tayin edersemse, gene senin üzerine vaciptir ki لَتَسْمَعَنَّ وَلَا تُطِيعَنَّ Sözümüzü dinleye ve itaat edesin. Hazreti Ali'ye bir defa dedi ki, bak sana ya hilafeti veririm ya vermem. Verirsen ise adalet etmek vacip olur. Vermez de Osman'a hilafeti verirsen ise sözümüzü kabul edeceğine, Osman'a itaat edeceğine onun sözümüzü dinleyeceğine dinlemen lazımdır. İkisinden biri ki hangi sorusu olsun sana vaciptir. Aleyke senin üzerine lazımdır, yani vaciptir. Ya adalet etmek hilafet aldığı vakitte, ya hutlu Osman halife olursa ona itaat etmek. Kalına, dedi doğru. Evet, herkese de kabul et. Yani halife olursa mesela adalet edecek. Yok Hazreti Osman halife olursa ona itaat edecek. Sümme halâ bil afer. Ondan sonra ve tekile, yani Hazreti Osman nerinden tuttu? Ona gizli halal etti, yani gizli doğru söyledi. Hali oldu, kapadılar. Ona da dedim, sözlerim. Ona da böyle dedi, ya Osman, ya seni halife ederim, ya etmem. Halife edersem ise, senin üzerine vaciptir ki adalet edersen. Halife etmezsem, Ali'ye verirsem ise, Ali'ye semen ve taaten demek senin üzerine vaciptir. فَلَمَّا أَخَذَ الْمِنْسَاقُ Ondan sonra minsakı aldı bunların ikisinde. Tamam, söz aldı, ikisi de kabul ettiler. قَالَ Abdurrahman bin Evf buyurdu ki, اِرْشَا يَدَكَ يَا Osman, Osman, ya Osman elini kaldır. Ve bâya'hu Hazreti Osman'a biat etti. Ve bâya'hu Ali'yün. Hazreti Ali'den söz almıştı ya, Hazreti Ali'de biat etti. Kaç kişi oldu? Tamam oldu. Altı, iki kendisi. İki de Hazreti Osman'ın kendisi de Hazreti Ali'de biat etti. Altı, tamam oldu. Sümme velece ehlüddar. Ondan sonra o tarzda bulunan Abdullah bin Ömer reisleri, o heyetin reisi, ondan sonra kapıda olan nöbetçiler, bunlar ehli tahtı olanlar, bunlar girdiler, tebaya, ondan sonra mübaya ettiler, ondan sonra nasıl bayağı başladı Osman. Şimdi burada muhtesef söyledi. Yani sözün muhtesef, fakat bu iş çok uzun, çünkü 3 gün Hazreti Abdurrahman ile Medine'yi dolaştı. 3 günden sonra boğuldu. Zâd-ı Taberani, Taberani ziyade etti ki, في روايته روايته أن عبد الرحمن حضرت عبد الرحمن دار جزدي تلك الليالي او جدلر تلك الليالي mi diyor o gece تلك الليالي o bir gece değil ki birkaç gece تلك الليالي كلها كلها da var mı kullها öyleyse leyle değil evet çünkü 3 günü değil o 3 gün geceleri gezdi ala sahabeti sahabeler üzerinde ve men dahi bir kimse üzerine yürüdü ki vafa geldiler en Medine'de, Medine'ye min eşrafillah, nasıl eşrafında. Gerek ehli Medine'deki sahabeler, gerek dışarıdan gelen kabile reisleri, eşraf onlarla hepsiyle geceleri gitti, görüştü, gezdi, müşavere etti, sordu, Osman'ı mı istersiniz, Ali'yi mi istersiniz, müşavere etti. Evet, diyor ki, la yehlu hali olmadı Hazreti Abdurrahman. Bir acülin hiçbir resimde, minhu bunlardan, çünkü adamlarla müşavere ederken bir de cemaat içinde söylemezdi, kenara alır, gizli söylerdi. Sen hangisini istersen? Hiçbir kimseyle hali olup konuşmadı, illa emerehu, illa emrettiler ve Osman, illa Osman isteriz dediler. Kiminle görüştü, müşavere ettiyse Osman isteriz dediler. Fakale, Abdurrahman bin Evf dedi ki, ya Ali, inni se'eltün nâse kıllerim, ben nasıl hepsine sordum. Semâreytum onları görmedim ya dedi öyle döner olmadılar ve Osman'a edim tutmadılar. Yani Osman'a karşı kimseye razı olmadılar. İlla Osman'ın söylediler. İşte bunun da sebebi
buydu. Bir iki sefer Umar Hazreti Abdurrahman bin Avf dedi ki, müşavir ettiğin de niçin Ali'yi istemiyorsunuz? Ali daha alimdir, daha kuvvetlidir, daha eliyettir. Dediler ki, hilafet Beni Haşim'den çıktı, nübüvvet. O şeref onlara yeter. Şimdi bir de hilafeti alırlarsa, diğer kavmi kabiliye daha bir şeref kalmıyor. Nübüvvet de onlarda, hilafet de onlarda, iyi bu kadar kavmi kabiliye, diğer kabiliye kadar bir nasip yok. Din bu. Bir de dediler Ömer, hilafeti müddetince bizi çok sıktı. Ali gelirse Ali daha fazla sıkacak. Bu sıkıntı neye kadar varacak? Biz hiçbir dünya nimetinden istifade etmeyecek miyiz? Ezinden mi? Hazreti Ömer şiddeti tuttuydu. Durdurmadan kamçısıyla başlarına vururdu. Hazreti Ömer'den o kadar korkardılar ki bir gün yürürken peşi sonra bir cemaatle yürüyor. Birdenbire geriye döndü, onlara bir gazetli baktı, dizlerinin bağı kırıldı, düştüler. Dedi ki, bak siz benden ne kadar korkuyorsunuz? Vallahi lezim, ben Allah'tan daha fazla korkuyorum. Yarın öldüğü vakitte nasıl cevap vereceğim? O heybet olmasa, o fitnenin önünü alamaz zaten. O heybet idi ki, İslamiyet'i meydana çıkardı, öldüğü gibi de fitne koptu. Yani kimsenin hakkını yemedi. Fakat vesifelerde çok dikkatli. İfraç ettiğim şeyden dolayı en sağlam bir Müslümanı şekva ediyorlar, iftira ediyorlar ama mahkemeye çekiyor. Biliyor yalan, bu iftira ama mecbur mahkemeye çekecek. Mecbur mahkemeye çeker. Onun için Ashab-ı Kiram'dan, Hazreti Ömer'den korkmayan kimse yoktur. Herkes korkardılar. Adaletinde. Mesela Nubeylet İbn-i Şavde'yi şekva ettiler Behreyn'den, dediler ki bunu burada hastalığı için bir iftira edelim. Getirdiler, 10.000 dirhem birisinin yanına koydular. Dediler ki sen, biz çekme ederiz, seni de getirir, sen de itiraf et ki bir tüm aldılar. Nuhayla tutmuş şöyle aldı, 10.000 dirhem de bir yanına koydu. Sen de bunu itiraf et, biz gene senin para veririz. Yalnız şunu şuradan attıralım. Çekme ettiler, çekme ettiler. Güvence Ömer çağırdı. Davacıları çağırdı. Onlar geldiler, Hazreti Ömer de geldi. İddianız ne? Dediler ki bu Beytülmal'a hıyanet etti, 10.000 dirhemi aldı, trönkesin yanına koydu. Sen hep söylemedi. Bu adama söyledi ki senin yanına Nuhayr'a para koydun mu? Koydu dedi. Ne kadar? 10.000 dirhem. Nuhayr'a dedi ki cevap ver. Sen Beytülmal'dan ama...